arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle daha öncesinden örmüş olduğumuz ay çiçeği motifimizin birleştirilmesini küçük bir çalışmayla göstermek istiyorum ee, diğer motifimizin yine iç kısmını hazırladık sadece yeşil kısmına sizlerle birlikte birleştirme yaparak bu motifimizi tamamlayacağız Evet çalışmamıza hemen başlayalım kolay gelsin 6 zincirle örmeye başlayalım. İlk önce bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Sonrasında tığımdan şöyle ilmeğimi gevşeterek 6 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Zincirlerimiz tamam olunca birinci zincir içerisine gelerek tığımın başını girdiriyorum. Şöyle tutup burayı kapatıyorum. Minik bir halka yaptım. 1, 2 3 tane zincirimi çektikten sonra ipimi şöyle tutup halkamın içerisine zincirim de dahil olacak şekilde 12 tane trabzanımı örüyorum. Bakınız iki defa da çekiyorum. 1 ve 2. 1 2 1 2 1 2 Trabzan sayımız tam olunca başlangıçtaki zincirimin üzerine gelerek batıyorum. İlmeğimi şu şekilde alıyorum ve kaydırıyorum. Göbek kısmımızı bu şekilde örerek tamamladım. Şimdi ikinci sırasına geçiyorum. Bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen dibine bir tane batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımın bir sonraki trabzanın tepesine geliyorum. Tek seferde çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Her trabzanımızı ikişer ikişer batarak örüyoruz. Çekiyorum. Tekrar giriyorum. Aynı yere tek seferde çekiyorum. Toplamda 24 trabzanımız olacak. Bu şekilde. Başını doluyorum. Trabzanımı örerek sayımı tamamladım. Şimdi ilk zincirden çektiğim trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum, ipimi alıyorum, ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve bir tane zincir çekerek ipimizi buradan keselim. Şimdi ikinci rengimiz olan sarı rengimizle devam edelim. bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum herhangi bir yerinden hiç fark etmez özellikle ipi kopardığımız yerden başlamazsak hatta daha güzel olur hem o ipi gizleriz hem sarımızı rahatlıkla gizleriz herhangi bir yere battım ve ipimi kalan kısmını arkaya alıyorum Buraya bir tane zincirimi çektikten sonra bütün trabzanlarımın üzerine birer birer batıyorum, aralarında zincir çekmiyorum. Hepsine birer tane batarak örüyorum. Sık iğnemi. Çok sıkmayalım burada. Sıkarsak toparlayabilir kahverengi ipimizi de gizliyorum. Şöyle tutarak. Sıramızı tamamladım ve başlangıç noktasındayız. Başlangıç noktasına gelerek şöyle batıyorum. İlk trabzanımın tepesine battım ve ilmeğimi geçiriyorum. Toplamda 24 tane burada trabzanımız var. 24 trabzan üzerinden örgümüzü devam ettiriyoruz. Şimdi zincirimizi çekelim. 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başını iki defa doluyorum. Yandaki ilk trabzanıma batıyorum. 2 defa doladım. Bakınız şuraya sık iğnemin bulunduğu yere gelerek batıyorum. 1 2 3 3 defa çektim. 2 defa doluyorum. Hepsini birer birer alıyorum. Bir sonrakine batıyorum. 1 2 3 3 tane çektim bakınız. 2 defa doluyorum. Yanındakine batıyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğim tığımda. Dördünü aynı anda çekiyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Kapadıktan sonra bakın Çektim, kapadım. 1. Buradaki çektiğimi saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 zincirimi çekiyorum. Ay çiçek yaprağımızın ilkini bu şekilde ördüm. Tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. Son trabzanı battığım yere yeniden batıyorum bakın son trabzanıma battığım yere giriyorum 1 2 3 bekletiyorum tekrar tığımın başını doluyorum iki defa 1 2 3 3 defa çekiyorum ve bir sonrakine batıyorum 2 defa doluyorum bir sonrakine 1 2 ve 3 3 tane trabzanım oldu. Dördüncüyü de yapıyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3. Hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum. Bir zincirimle kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çekiyorum. Zincirimizi çektikten sonra yeniden iki defa başını doluyoruz. Her yeni çiçeğe en son yani bir öncesinin son trabzanından batıyoruz. Yeni trabzandan değil çiçeklerimizi birbirine bağlıyoruz. Bakınız ayrı yapmıyoruz. Yeni grubumuza son trabzanın dibinden batıyorum. 1, 2 ve 3. 3 defa da çekiyorum. 2 defa doluyorum. Bir sonrakine 1, 2 ve 3. 2 defa doluyorum. Bir sonrakine batıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane oldu. 2 defa doluyorum. 4. de giriyorum. 1, 2 ve 3. 4 tane trabzanımızın hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum. Şu şekilde. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çekiyorum ve ay çiçeğimizin çiçeklerini bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Çiçeklerimi birer birer örerek geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane çiçeğimi ördüm. 8. sizlerle birlikte örelim. Şuradaki zincirlerimiz eğer e, sizin elinize göre çekecek gibi olduysa 8 de yapabilirsiniz. Bunu büzmeyecek şekilde ayarlamalarda bulunalım. Evet tığımın başını doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Son çiçeğimin trabzanının bulunduğu yere iki defa doluyorum ve giriyorum. 1 2 3 bekletiyorum. 2 defa doladım. 3. trabzanımı örüyorum. Ve son trabzanımı örüyorum. 1 2 3 Hepsini tek seferde çekerek kapatıyorum ve zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincirimizi başlangıçtaki kapadığımız noktanın içerisine gelerek batıyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan keselim ay çiçeğimizin çiçek bölümünü bu şekilde çalıştık bakınız elimle hemen düzelttiğimde gayet güzel bir ayçiçeği oldu. Şimdi üzerine yeşil sırasını çalışmaya başlayalım. Yeşil ipimize bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve herhangi bir yuvadan fark etmez başlıyorum. Sabitliyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi şöyle arkaya alıyorum ve trabzanımı örüyorum. 1 2 3 bir defa dolayıp 3 defa da çektim. 2 tane doluyorum. Giriyorum. 2'şer 2'şer alıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 2 defa doluyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. 4 tane trabzanımızı ördüm. 5.yi de örüyorum. 2 defa doluyorum. 1, 2, 3. 5 tane trabzanımızı ördük baştaki 2 iki, ikili trabzan son 3'ü 2 defa dolayıp 3 defa da kapadık araya 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını 2 defa doluyorum buradan giderken de tam ters işlemimizi yapıyoruz 2 defa doluyorum 3 defa da çekiyorum 1 2 3 3 trabzanımı da aynı şekilde iki defa doladım. Başlarken ve bitişte bir defa dolayıp 3 defa da çekiyoruz 1 2 3 bir defa doluyorum 1 2 3 başlangıç ve bitişte ikili trabzan 3. 4. 5. trabzanlarımız ise 2 defa dolayıp 3 defa da çekiyoruz devam edelim 1 2 tane zincirimi çekiyorum araya giriyorum tığımın başını doluyorum tek seferde çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tek seferde 1 tekrar doluyorum. Tek seferde 2. 2 defa başını dolayıp aldım. Araya 3 tane zincirimi çektim. 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Köşelerimizi yapıyoruz. Şuradaki işlemimizi yapacağız. 1 2 3 tekrar bir defa doluyorum 1 2 ve 3 2 defa doluyorum iki defa doladığımdan 3 tane trabzan örüyorum 1 2 ve 3 birinciyi ördüm ikinci için ikişer ikişer alıyoruz 3. örüyorum şöyle ipimi de alalım 1, 2, 3. Toplamda 5 trabzanımı ördüm. Araya 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. 1, 2, 3. 2 defa doluyorum. 2'şer i̇ki ikişer alıyorum. 3. Ördüm. Bir defa başını doluyorum. 1, 2 ve 3 bir defa doluyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başını dolayarak araya geçiyorum ve tek seferde kapatıyorum. Tekrar bir defa başını doluyorum. Tek seferde kapatıyorum. Araya 3 tane zincir. Bir defa başını doluyorum. Çekiyorum. Doluyorum. Çekiyorum. 1 2 3 tane zincirimizi ördükten sonra buradaki köşemizin aynını tekrar ediyoruz. Motifimizin bütün kenarlarını örerek tamamladım şu şekilde. Aralara bakınız. Başını dolayıp ikişer defa batıp aralarına üçer zincir çektim. Bütün zincirlerimiz üçer tane. Şimdi 3 tane zincirimizi çekerek başlangıç noktasına gelelim ve batıyorum ilmeğimi geçirdikten sonra ipimi buradan keserek arkasına gizliyorum. Şöyle görelim. Motiflerimizde birleştirme işlemini örerek yapacaksak ilk önce bir tane motifimizin tamamının bitmiş olması gerekiyor. Son sıramızı yeşil olarak örecektim. Yeşilimi son sıramı ördüm ve motifim tamamlandı. Diğer parçamı ise iki köşesini örüp iki köşesini örmeden beklettim. Çünkü şu şekilde birleştirme işlemini yapacağız. Tabii bu öreceğimiz kısımla birleştirme işlemini yaparak devam ettireceğiz. İki köşesini örüp tamamladım. Şimdi şu köşeden itibaren birleştirmeye başlayacağız. 3 tane zincirimi çekip burayı örmeye başlayacağım. İlk grubu örerek tamamlayalım. Bakın köşemizin birisi bitti. 1 ve 2. Iki. Kalan 2 birleştirme yapacağız. 3 zincirimi çektim. Motifimi ördüğüm şekliyle örüyorum. Bir defa başını doluyorum. 1, 2, 3. 2 defa başını doluyorum. 2'şer, ikişer 3 defa da çekiyorum. 3. de örüyorum. İlk grubunu ördüm şu şekilde. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Sadece bir tane zincirimi çektim. Diğer motifimi elime alıyorum. Her ikisinin de arka yönleri birbirine gelecek şekilde tutuyorum. Arka yönleri ön yüzleri her ikisinin de dışa bakacak. Bir zincirimi çektim ve ilk grubum hazır. Araya giriyorum. Başını dolamadan bakınız. Diğer tam olan motifimdeki üç zincirin arasına alttan giriyorum kavrayarak alıp kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum yarım olan Örmeye devam ettim motifimi geçerek Örmeye devam ediyorum Sıramı aynı takip ediyorum iki defa başını doluyorum ve giriyorum 1 2 ve 3 tekrar iki defa doluyorum motifimin kalan yarım grubunu aynı şekilde örüyorum olması gerektiği gibi bir defa başını doluyorum dördüncü trabzanımızı bir doluyoruz bir defa başını doluyorum beşinci trabzanımı da bu şekilde ördüm ve şöyle görmenizi istiyorum şurayı uç kısımdan birleştirdim bir zincir çektim diğer tarafa geçtim bir zincir çekip bu tarafa geçip beş tane trabzanımı ördüm bir tane zincirimi yeniden çekiyorum Diğer tarafta 3 tane zincir çekmiş olduğum yer vardı. Bakınız şurası her iki grubun arasındaki bölüm. Alttan giriyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane daha zincirimi çekiyorum. Tekrar bu taraftaki motifime dönüyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya girerek başını dolayıp bir. Başını dolayıp iki defa alıyorum. Yani şuradaki bölümümü örüyorum. Buraya bir zincirle gittim. Öncesine bir zincirle döndüm. Döndükten sonra battığım nokta şuradaki diğer motifimdeki bitirmiş olduğum bu nokta olacak. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum ve yine diğer grubun tam ortasına geçiyorum. Batıyorum. İpim yarımlandı. Hemen geçiyorum. Batıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak yarım motifime dönüp bir ve yine iki şöyle görelim yaptığımız işlemimizi bakın işlemimiz bu şekilde şöyle bakalım ve devam edelim yine bir tane zincirimi çekiyorum eğer kastıysa iki tane zincir de çekebilirsiniz bir zincirimi çekiyorum diğer tarafın zincir yuvasına geçerek batıyorum bir Bakınız alttan aldım. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Son köşemi şu kısmı örmek için oraya geliyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. 1, 2, 3. Bir defa doluyorum. 1, 2, 3. İki defa doluyorum. 2 ve 3. İki defa doluyorum. Üçüncü ve son trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve diğer tarafın köşesinin araya bakınız. Son şu görmüş olduğumuz araya giriyorum. Alttan giriyorum. Sadece kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra yeniden aynı işlemimi başlatmak için bu tarafa dönüyorum ama öncesinde bakınız şu şekilde birleştirme işlemimizi yaptık şimdi diğer yarım kalan bölümümü örüyorum iki defa doluyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı bu şekilde örüyorum kalan iki trabzanın bir defa başını doluyorum. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Evet şimdi bakınız burası birleştirme işlemimiz oldu. Şu şekilde gayet güzel oldu. Şöyle bakacak olursak birer zincirle karşılıklı birbirine bağladık. Ve motiflerimizi devam ettirdik. Daha fazla köşesi olan e, motiflerimizde yine aynı işlemimizi yapıyoruz. Birer zincir çekerek geçiyoruz. Ama kasarsa tabi eliniz çok sıkıysa iki zincirle de e, birleştirme işlemini yapabilirsiniz. Şimdi 5 tane trabzanımı ördükten sonra yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak geliyorum. Batıyorum. Son grubumuzu da bağımsız olarak yapıyoruz bakınız. Araya 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Yeniden 2 tane trabzanımı tek seferde çekerek örüyorum. Ve sona yaklaştık artık. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Başlangıçtaki 3 tane zincir çekmiş olduğum yerin tepe noktasına gelerek şöyle batıyorum trabzanımızın kendisine batalım daha sağlam olsun ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz kesmiş olduğumuz iplerimizi birleştirme işlemini yaptıktan sonra arkayı çevirelim Şuradaki bakınız dolgulu olan bölümlerimizin şöyle epey geriden girerek gelelim ipimizi alıp İç kısma doğru gizleyelim. Şimdi bu geniş yerler gizlemek için uygun. Sonra geri dönüp bakın geri dönüp tekrar aynı yerden çekiyorum. Ve sonraya bırakmadan ipimi buradan keserek temizlemiş oluyorum. Ve motif birleştirme işlemimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Ve istediğimiz örgülerde kullanmamız için motiflerimiz hazır hale geliyor. Evet bir çalışmamızı bu şekilde sona erdirdik. Umarım çalışmamda sizlere faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.